kendimi çok önemsiyorum. Çünkü vektörlerin denediği bir kat atacağız, bir kat atacağız, bir kat atacağız. Bu bizim temelimiz. Ve sağlam bir şey bir soru sordum ve sorunun cevabı net geldi. İkinci soru sormaya ihtiyacı kalmadı. Soru netti, cevap da netti. Bizim kısa vektör. Peki nedir bu vektörler? Gösterebilir büyüklükler. Artılar ve eksiler. Peki nedir bu vektörler? Aslında olay şu. Kaç tane var? 50 lira. Bu tarafa gittiğin olmadı ki. Bu tarafa mı? Şu tarafa mı? 3 adım atacağım ama 3 adım atarken farkın olsun bir yere gitmek... 17 yaşında evlendim. Küçükken evlendim. Evlenmek zorunda kaldım daha doğrusu. Ama şu anda evlendim diye pişman değilim tabii ki. İyi ki de bazen evlendim diyorum. Çünkü 3 yaşındayken annem vefat etti. Ben 3 yaşındayken bir tane teyze getirdi. Onunla evlendi. Evlendikten sonra yaşım mesela büyüdü. İlkokula gittim. İlkokul 5. sınıfa kadar okudum. İlkokul 5. sınıftan sonra beni okuldan çıkarttılar. Yani çıkarttıktan sonra üvey annemle bir takım anlaşmamazlıklar yaşıyorduk. Babamla anlaşmamazlıklar yaşıyorduk. Evde sürekli huzursuzluk vardı. Abimlerle sürekli tartışmalar vardı. Bir türlü okulumu okuyamıyordum. Yani şimdi benim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tek isteğim var. Özgün eğitim almak istiyorum ben. Yani benim psikolojim gerçekten alt üst oldu. Ben sadece okumak istiyordum. Benim tek bir şeyim vardı, okumak istiyorum. Hani tek bir isteğim. Ben her şeye razıydım. Gerçekten razıydım. Sadece okumak istiyordum. Yani bunu bana gerçekten çok gördüler. Ondan sonra şey yapacağım. Dedim babamı bir ara dedim bari bırak açık öğretimde okuyayım. Ben buna bile razıyım. Yine de okutmadı beni. Yani şey yaptı. Bu yüzden erken evlenmek zorunda kaldım. Evlendim. Ev üstüne gittim. Bir sene ev üstünde kaldım. Evden ayrıldım. Düzene girdim. Düzene girdi evim. Tekrar okumaya başladım. Eşim bu sefer okumak istedim. Eşim bu sefer destek verdi bana. Hani tamam ben sen okumak istiyorsun. Ben seni her türlü şey yaparım dedi. Her türlü desteklerim dedi. Ben de tamam dedim. Açık öğretimde okumak istemiyorum. Çünkü açık öğretimin eğitimi yeterli değildir. Evde oturarak benim gibi özgün eğitim almak isteyenler için, hedefleri yüksek olanlar için yeterli değildir. Benim de özgün eğitim alma hakkım vardır. Ben hangi temel liseye gittiysem, yani hiçbir yaşım büyük olduğu için reddettiler. Temel lise almadılar beni. Tekrar geri geldim. Sesimi buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na duyurmak istiyorum. Lütfen okuma hakkını bize de tanıyın, bizim gibilere de tanıyın. Tamam anlıyorum belki 14-15 yaşındaki çocukların arasına koymak bizi hani biraz şey olabilir ama bari özgün eğitim almak isteyen arkadaşlarımız için, benim gibiler için ayrı bir okul çıkarmanızı istiyorum. Yani gerçekten çocukların psikolojisini belki düşünüyorlardır, belki onun için ama bizim gibiler için bir proje çıkarsınlar, bir şeyler yapsınlar. Tıp fakültesini kazanmak istiyorum ben. Kendi çevremden tıp fakültesini okumak isteyen arkadaşlarımız var. Ben evde oturarak elimden geldikçe temel atmaya çalıştım onlar sayesinde. Onlardan az çok ders aldım. Matematik hocası yardımcı olan bir hoca vardı mesela 2-3 tane, onlar da yardım etti ama onlar mesela kendi işlerinde daha çok yoğun olduğu için lütfen gelsinler hep birlikte bir ses olalım. Bizim yani benim gibi özgün eğitim almak isteyen kızlar, kadınlar için gelsinler hep birlikte bir ses olalım, sesimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na duyuralım. Eğitime elimden geldikçe hani YouTube'daki videoları izleyerek matematikten biraz olsun temel attım, fizikten biraz. Hani bir kadın olarak kendi haklarımın üstünde durmak istiyorum. İstediğim için şey yaptım. Bir şekilde... Bana bakalım. Gel ver bak. Uyuyun anneciğim. Hadi gel.